Şu Fırat'ın suyu akar seren bir olay. Ölem derd olem akar seren bir olay. Yârimi götürdü Ceren Hanım, sen misin? Ha, sen kimsin? Ben Baran'ım. Baran, eşkıya. Döndün ha? Döndüm Ceren Hanım. Köye ne oldu? Su geldi, her bir şeyi örttü. Dediler ki bize su gelecek buraya. Geldim buradan. Herkes yerini terk etti. Bir ben burada kalmışım. Onlara gitmeyin dedim, beni dinlemediler. Sen mahpusa gittikten sonra düzen bozuldu eşkıya. Kötüler bu işte galip geldi. Ezilenler ezildi. Mustafa nerededir Ceren? Onu bulmam lazım. Şehre gitti, uzun yıllar önce. Burası bitmiş artık. Her şey surlara gömülmüş. Yakında sıra mezarlarımıza gelecek. Sen de gel benimle. Kurda kuşa yem olacaksın Ceren Hanı. Kurt ve kuş bizdendir oğul. Asıl kötülük başka yerde. Ben buranın delisiyim. Bir yere gidemem. Sen kötülüğe gidiyorsun. Baban giderken de gitme demiştim. Seni tuzağa düşürecekler demiştim. Dinlemedi beni. Gitti ve dönmedi. Şimdi sana gitme desem, gideceksin. Biliyorum, gideceksin. Bunu al eşkıya. Bu seni mermiye karşı koruyacaktır. Nice bu hasret Habladım onlar bir
kat cismu gamu onu da mı? Korkarım haşra kadar böylece suzan olayım. Götüyüm bülbül gibi gülşende feryat eylerim. Hüsneti yar ile alacağım. Öldürecek misin eşkıya? He Mustafa, öldüreceğim. Silahın var mı? Var. Ver. Beni niye ihbar ettin jandarmaya Mustafa kardeş? Cahillik, yoksulluk, ne dersen de. Bu iş hep içimi yakıyor. Geceleri sıçrayarak uyanıyorum. Her gece bir kere evime gelirsen. Kapalı çarşıda ayak sesleri duyuyorum. Arkama bakaraktan yürümekten yoruldum artık. Adım ihbarcıya çıktı, itibarım yok oldu. Çocuklarım bile benden konuşmuyor. Neye yaptın bunu? 3-5 altına kandım. Bizi buna zorlayanlar utansın. Kim zorladı seni? Söylememek için yemin etmiştim. Ama artık yeminin meminin hiçbir kıymeti yoktur. Berfo istedi. Berfo? Berfo. Seni ihbar etmemi isteyen Berfo'dur. Vay Berfo kardeş, vay. Niye yaptın? Geceyi senin elinden almak için. Gece onunla mı gitti? Ya onunla gitti. Sen mahpusta düşünce Berfo altınlarına el koydu. Sonra Keşe'nin babasına gitti. Ben etme dedim. Keşe eşkanın sevdiğidir. Hiç olmazsa ona ilişme. Bana aptal dedi. Ben her şeyi Keşe için yaptım dedi. Sonra altınları Keşe'ye alıp gitti. Yok oldu. Çok sonra duyduk ki İstanbul'a gitmiş. Yani 30 yıllık hikaye bu işte. Keşe gitti demek. Babasının zorundan Berfo'nun malı oldu. Seni mahpusa biz düşürdük. Şeytana uydum. Açtım. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Hala açız ya kurban. Altınlar uğursuz geldi. Kadınlarla kumarla bitti gitti. Köyümüz baraj suyu altında kaldı. Herkes bir yana dağıldı. Kim nerededir belli değil artık. Ben burada sürünüyorum gördüğün gibi. Neyse şükür bitecek artık her şey. Dihat, bitir. Eşkıya? 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 Hakan'la annen nerede? İşe gitti. Bugün erkenci ha.
Naci kız, görmedin emmi misin amcayı? Aman of, görmedim dedim ya. Taktın mı takarsın sen de. Kayboldu herif ya. Bırakmayacaktım yalnız. Kuruze renkli sularına, batı yamaçlarına, Elmalı Ovası'nın... Ya neredesin be amca ya? Bak bu kadar insan merak ettik seni ya. Kayboldun sandık. Kayboldum kardeş. İyi alt ettin. Nasıl buldun burayı? Ya eski usullerle iş sürdüm. Bu şehir hapishane Cumal. Nefes alamıyorum. Hayvan ölüsü gibi kokuyor. Koğuşlar böyle kokardı. Bak sana aldım şeker. Al kırıl. Bu ne? Dürbün. Bakayım mı? Bak. Kim kullanır bunu? Jandarma, subay. Bir de eskiden eşkıyalar. Eşya ne? Yol kesen, haraç alan, dağlarda yaşayan. Yani senin benim gibi insanoğlu. Sen eşya hatırlar mısın? Birini bilirim. Adı Baran'dı. Babasını aşiretin reisi Mayna yolladı, öldürdü. Baran da ağasına isyan edip dağa çıktı. Baran çok genç o zaman. Bir kıza da sevdalı. Müthiş nişancı. İşte şöyle bir dağda gitti. Yaman bir dağ. Ağanın adamı olan eşkıyalarla savaştı o zaman. İşte bu dürbünle onları bulup bastı kurşunu. Baran sen misin? Evet. Benim. Lan Hakan, hadi yatma zamanı, yürü odana. Ya acıma. Konuşma, konuşma, konuşma. Ver şu dürbünü. Hadi yürü, keçi. Sen eşkıya mısın? 35 sene öncedir. Vay be, bizim amcaya bak ya. Eşkıya ha. Peki ne yaptın bu 35 sene? Mahpustaydım. Ne? 35 sene? 35 sene. İnsan ölür be. Bütün arkadaşlarım öldü zaten. İşte bak. Niye affı uğramadın abi ya? İçeride 3 kişiyi daha öldürmüşüm. Ne? Ağ üzerime kiralıkları saldı, onları bitirdim. Hakan abi sevdiğinden bahsettin. Gece mi o? He. Onu mu arıyorsun? Keçeyi ve keçeyi kaçıran adamı. Sayın seyirciler, Güneydoğu sorununu ele alan ilk film gösterime girmeye hazırlanıyor. Ülkemizin bu en büyük sorununu konu edinen film cesur bir anlatımla seyirci karşısında olacak. Ünlü iş adamı Mahmut Şahoğlu'na yapılmak istenen suikastin yankıları hala sürüyor. Polis bu konuda herhangi bir açıklama yapmıyor. Şahoğlu ise suskunluğunu sürdürmeye devam ediyor. Son 20 yılda olağanüstü bir hızla büyüyen ve bir ahtapotun kolları gibi her yeri saran 30 şirketin sahibi Mahmut Şahoğlu kendisini sürekli gizliyor. Tüm görüşme taleplerini reddeden Şahoğlu'yla televizyonlarda ilk kez Pusula programı yapımcısı ve sunucusu Mithat Bereket görüşmüştü. İşte şimdi Mahmut Şahoğlu'yla daha önce yapılan bu söyleşiden ilginç bir bölümü yeniden ekrana getiriyoruz. Mahmut Bey, şu sıralarda gerek TÜSİAD'a gerekse hükümete karşı yaptığınız çıkışlarla bütün dikkatleri bir anda üzerinizde topladınız. Ancak bu arada servetinizle ilgili olarak da hayli tatsız iddialar var. Siz TÜSİAD'a yiyiciler diye saldırıyorsunuz ama son 20 yıl içinde nasıl bu kadar büyüdüğünüzün yanıtını veremiyorsunuz. Ayrıca tefecilik yaptığınız ve hatta mafyanın yardımıyla bazı iş adamlarının fabrikalarını zorla ellerinden aldığınız yolunda yazılar yayınlandı. Buna örnek olarak da tekstil fabrikanız gösteriliyor. Bunun yanında banka kurma izninizin de şaibeli olduğu yolunda iddialar var. Kimi yolladı seni buraya? Anlamadım. Kimin adamısın sen? Söylentileri gerçekmiş gibi nasıl söylensin lan? Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin. Benimle böyle konuşmayın. Senin kilon kaç oğlan? Kimsenin patronunu mu yolla bana? Ben bağımsız bir gazeteciyim. Sen kiralık bir kalemsin.
Defol git buradan! Hayır, ben bağımsız bir gazeteciyim. Kimse senin gibi 100 adam çalıştırıyorum yanımda ben. Ama benimle uğraşanları biliyorum. Söyle onlara, beni yiyemezler. Güçleri yetmez. Defol git buradan! Benimle böyle konuşmayın. Lütfen sorularımı yanıt. Kapatın şunları! Kesin! Kesin! Defol! Çık buradan dışarı! Vurdum seni. Vurdum seni. Defol! Kardeşiydi. Ne oldu ya? Otele gel. Birini göstereceğim. Gördüm onu. Gel televizyona bak. Tamam geliyorum. Bir yere ayrılmayın. Akşam işe çıkacağız ha. Tamam. Sen çocuğu yatır da gel. Sütünü içirmeyi de unutma. Nasıl kalktın hemen? İşedin lan altını. Horoz. Sayın seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır devam eden çöp sorununa bir çözüm bulabilmek amacıyla bugün öğle saatinde... Buradaydı! Kim? Berfo, o! Alınacak... Tekerlekli iskemleye oturmuştu. Burnunda hortumlar vardı. Nerede o? Nereye gitti? Ya kimden bahsediyorsun be adam? Mahmut Şahoğlu'nu söylüyor. Ne? Mahmut Şahoğlu'nu? Sen onu nereden tanıyorsun ya? Ben ona götür. Ben ona götür. Abi ne işi var bu moruğun aramızda ya? Oğlum ona moruk dediğini duymasın. Eski bir eşkıya o. Ne? Eşkıya. Yani? Oğlan eşkıya, dağda, soyguncu. Atmasın sakın. Oğlum fotoğrafını gördüm. 3 kişiyi temizlemiş içeride. Sen bir de dağda yaptıklarını düşün. Tutun! Eşkıya! Hey, yürü! Bulacaksın onu bana. Ben ona götür. Bırak Allah'ını seversen sırası mı şimdi ya? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Sürünüyoruz sokaklarda. Ulan her işin bir asaleti vardır be. Şu halimize bak. Niye demişler hızlı yaşa genç ol cesedin yakışıklı olsun? Bunun için. Ben size bir şey söyleyeyim mi abicim? Oynayacaksan büyük oynayacağız. O kadar. Kargadan başka kuş tanımam. Babam Adana'dan göçünce garsonluğa başlamış ya. İşte o zaman kaybetmiş rahmet. Ben kahya oldum, kaportacı oldum. Diskolarda fedai oldum. Gene de bir bok olamadım. Niye? Bok yoluna hapse düştüm. Hepimiz öyle abi. Geçen gün babamla birbirimize girdik. Fabrikadaki işime geri dönmemi istiyor. Girmem dedim. Sen işçi olduğunda ne oldun deyince kıyamet koptu abi. Bizim de Cumali gibi evden tüymemiz lazım yani. Gideceğim Demircan abiye. Kurtar bizi bu hayattan baba diyeceğim. Bizi takıma alsın. Vallahi en kral adam olur şüphesiz. İtibarımız olur ya. Saygı duyar herkes. Manavı, bakkalı, çakkalı. Kızlar. Ben gelmesem olmaz mı? Olmaz. Sen kendi başına kaldın mı kayboluyorsun canım. Sen benim yanımdan ayrılma. Bir dakika amca. Buyur. Vallahi sen buyur. Hafta bitti, borcun var, anladın mı? Borcunu bana yaz. İyi de Cumali... Buluşma, kafayı yersin. Keşke... 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 Daha yakayı ele veriyorduk. Senin yolun yol değildir. Ne varmış benim yolumda? Uyuşturucu işi kötü iştir. Yapma. İnsanları zehirliyorsun. Çok adam tanıdım hapiste bu işi yapan. Sonları kötü oldu. Yapmayayım ha? Peki ne yapayım? Söyle. Hırsızlık mı? Dolandırıcılık mı? Hangisi daha iyi? Hiçbiri. İnsana göre değil hiçbiri. Hepsi insana göre. Yoksa yapılmazdı. Sen niye yaptın? Babam benim adımı niye Cumali koymuş biliyor musun? Babam Yılmaz Güney'e hayranmış. İnce Cumali filmini 15 defa seyretmiş Adana'da. Yani benim Cumali adı oradan geliyor. Babam Yılmaz Güney'i taklit ederdi hayatında. Onun gibi böyle omuzlarını düşüre düşüre yürür. Yavaş yavaş konuşurdu böyle sakin, baba yani. Biraz da benzerdi ona. Ama üvey annem aldattı onu. Düşünebiliyor musun abi? Aldatılan kahraman. Hem de boktan bir herifle. Sonra ne oldu? İkisini birden vurdu. Analığım sakat kaldı. Adam öldü. Yani şimdi babam iyi oldu da ne oldu yani? Ha? Ne oldu şimdi yani?
Yani hayatta her şey oluyor abicim. Hem ben bu işi yapmak istemiyorum. Ama işte Emel'e para lazım. Abisi için. Biz hapisteyken iki tane Kemal tanırdık. Biri Mustafa Kemal, öteki Dodo Kemal. Dodo Kemal çocuk yaşta bir mahkumdu. Katildi. Her sabah erkenden kalkar, gazeteleri önce o alır, deli gibi çevirirdi. Yani af haberi arardı. Yıllarca af haberi aradı. Sonunda bir aftan yararlanarak dışarı çıktı. Bir hafta sonra birini öldürüp tekrar hapse düştü Dodo Kemal. Sana bakınca hep o çocuk aklıma geliyor. Eğer benim oğlum olsaydı, senin yaşında olacaktı. Benim babam da yaşasaydı, senin yaşında olacaktı eşkıya. Ben ona götürecek misin kardeş? Kime? O televizyondaki adama. Ben ona götür. Senden tek istediğim budur. Bu bir ricadır. Burası mıdır? Evet, burası. Emin sen? Ya öldürme beni eşkıya. Getir dedin, getirdik işte ya. Ya bu adam Türkiye'nin en zengin adamlarından biri. Senin onunla ne işin var be amca? Bak ben gidiyorum ha. Kaybolmadan dönebilir misin otele? Ha? Hadi göreceğini gördün. Ev bu. Otomobil de gitti. Hadi gidelim. Ya sen kimi arıyorsun be adam? Üstelik hiç bana değilsin. Ben gidiyorum. Kaybolursam da kaybol canım. Bir dakika. Ne oluyor abi? Abi bir dakika. Hayır be. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne oluyorsunuz? Hadi çok fazla yürü. Ulan. Tamam yürü. Sana gidelim dedim değil mi? Ben de kabahat abicim. Çekip gidecektim. Kaybolursan kaybol canım. Senin anam mıyım, babam mıyım ben be? Koskoca adamsın. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni. Kırarım bu kapıyı. Çıkarın! Çıkarın! Çıkar beni buradan Cumali. Ya çıldırdın mı? Nezaret alır mı? Ya ne öpeyim? Çıkar beni. Ya dur kendine gel. Çıkarın! Yürüp sana ben. Çıkarın! Ne işiniz vardı orada? Mahmut Bey'i öldürmek için mi oradaydınız? Yok, hayır. Silahım yoktur. Ne diye kapıdan içeriği seyrediyordunuz? Senin mahkumiyetin varmış değil mi? Kiralık mısın? Yok öyle bir şey. Efendim size telefon var. Sayın komiserim, ya izin verin ben anlatayım. Bu zavallı garibandır. Biz bununla aynı otelde kalıyoruz. Buna iş bulmak için çıktık. O muhteşem malikaneyi görünce ulan dedik acaba yani bahçıvan falan arıyorlar mı? Yani bir iş bulabilir miyiz diye bakıyoruz abi. Yoksa haşa biz terörist falan değiliz. Biz namuslu dürüst yani milletine devletine bağlı %100 Türk insanıyız abi. Allah bin türlü belamı versin. Abicim şimdi arkada diyorum. Kes be.
İkiniz de gidin buradan. Gözüm görmesin sizi. Bak benim palavrada işe yarar. Yoksa başımız fena belaya girer. Adamlar bizi terörist zannetti ya. Bak bir daha oraya gideceğiz diye tutturmayacaksın, tamam mı? Merhaba. Merhaba kardeş. Bizimle geliyorsun. Bir dakika ya, nereye gidiyorsunuz? Kimsiniz siz ya? Sen gelmiyorsun, o geliyor. Gel Varan, gel. Yaklaş. Hortumları söküp atacağım. Anfise maramı belledi. İlk defa bu kadar çaresiz kaldım Varan. Bu oksijen de ayrı bir dert. Sürekli aldığımı beynini yemeye başlıyor. Konuşurken saçmalıyorsun. Adını değiştirmişsin Berfo. Adımı değiştirdim. Kece yaşıyor mu? Evet. Seninle mi? Evet. Bana niye ihanet ettin Berfo? İhanet ha. Demek sen benim yaptıklarıma ihanet diyorsun ha. Peki, hey, öyle olsun. Şimdi ben sana şöyle desem. Ben bunları yaptım. Çünkü aşıktım ben. Yani vurulmuştum. Ölüyordum aşkımdan. Bunun üzerine kim bana ne diyebilir ha? İhanet ne? Aşkım için yaptım ulan. Ahlaksızlık mı? Evet, yaptım. Ben en yakın arkadaşımı seni jandarmaya ihbar etmiş adamım. Sen yapabilir miydin benim yaptığımı, ha? En sevgili arkadaşına ihanet edebilir miydin? Onu jandarmaya ihbar edebilir miydin? Arkadaşının altınlarını çalabilir miydin? O altınlarla arkadaşının sevdiği kadını anasından babasından satın alabilir miydin? Arkadaşını ölüme gönderebilir miydin? Ama ben yaptım. Aşkım için. Şimdi söyle bana, hangimizin aşkı Kece'ye daha büyük ha? Hangimizin? Hangimiz Kece için bu kadar günaha girmeyi göze alabildi? Bu aşk için ben cehennemde yanmaya hazırım. Ya sen? Ama Keşe beni istemedi. Gerçi altınları sayınca babasına verdiler bana kızı. Keşe gariptir. Hiç itiraz etmedi. Arkamdan geldi. Ama bir daha ağzını açmadı. Tek kelime konuşmadı. Ne benimle ne de başkasıyla. 35 senedir susuyor Baran. Konuşması için yalvardım, yakardım, dövdüm. Saçlarından tutup yerlerde sürükledim. Sokaklara attım. Diz çöküp ağladım. Ama konuşmadı. Ne konuştu, ne de bir evlat verdi. Gene de vazgeçmedim Keşe'den. Ne evlendim bir daha,
ne de çocuk istedim. İstesem bile Betven'i göremezsin. Bir kilometre kadar yakınıma sokulamazsın. Seni o hapishaneye geri yollayabilirdim. Neden buradasın biliyor musun? Keşe'nin yanına gidip konuşacaksın. Eğer Keşe seninle de konuşmazsa anlarım ki dünyaya küsmüş. Kimseyi istemiyor. Kendini diri diri mezara gömmüş. Ya konuşursa? Birine hapiste vurdular Keşe. Ölmedim. Hastalandım. Bir ciğerimi orada bıraktım. Gene ölmedim. Çok dövdüler beni. Kan kustum. Ama ölmedim. Yaşadım. Seni bir kez daha görebilmek için yaşadım. Şimdi bana dediler ki kimse sesini duyamıyormuş. Susmuşsun. Benimle de konuşmayacak mısın Keşe? Sesini duyamayacak mı? Dağlardayken geceleri bin bir haşaranın kurdun sesini duyarsın. Yatardım bir kayanın üzerine ve gökyüzünü seyrederdim. Yıldızları. Seni düşünürdüm. Sonra bir yıldız kayardı ve derdim ki işte bir eşkıya daha ölmüştür. Çocukken sana eski zaman eşkıyalarının masallarını nasıl anlattığını düşünürdüm. Senin yıldızlara bakışını. Yaşadım.
anlamışım. Geleceğin günü beklemişim. Sesim şimdi bana çok tuhaf geliyor. Sanki başkası konuşuyor. Ben ömrümce bu dakika için yaşamışım. Artık ne olursa olsun önemi yoktur. Seni gelip alacağım. Beni bekliyorsun Keş. Şehirden gitmek zorundayız. Bir çocuk vardır, bana çok yardımı dokunmuştur. Şimdi bu çocuğun başı beladadır. Yani yardım etmem lazım. Benimle gelir misin? Gelirim. Seni gelip alacağım. Kurban Cumali'yi gördün mü? Arkadaşlarıyla burada olacaktı. Kimse yoktur. Demircan'ın adamları götürdü. Başı sadece polisle belada değil gibi geldi bana. Nerede mallarım? Bak, kızı öldürürken konuşmuşsun. Çaldım demişsin. En yakın arkadaşın söyledi. Onlar da bu işin içinde mi? Hayır. Haberleri yok. Tek başıma yaptım. Ya malı vereceksin ya da parayı. Abi, parayı kadına verdim. Benim paramı ver. Bana palavra atma. Abi, ben iki kişiyi öldürdüm. İhanet ettiler bana ya. Sen de bana ihanet ettin. Parayı kaptırdım. Bana ne? Bana ne? Ben paramı istiyorum. Ne istiyorsun? Çocuk sendeymiş. Evet, bende. Bırak geçsin. Borcunu ödemeden olmaz. Aslında önemli olan borç değil. İcabına bir gece daha açıyoruz o parayı. Ama o başka. Önemli olan itibarımızdır. Bunları bilirsin. Kazıklananın, aldatılanın itibarı sıfıra iner bu alemde. Hele bir Allah'ın piçiyse bu. Çok kötü. Duyulması hoş olmaz. Çocuğun peşinde polis vardır. Parasını da kaptırdı. Bak, sana şunu söyleyeyim eşkıya. Borcunu ödemezse bu işin infazı polise kalmaz. Borç ne kadar? 200 milyon. Borç benim borcum. Sen nasıl bulacaksın o kadar parayı? Borç artık benim. Çocuğa dokunma. Ben kefilim. Artık biz ikimiz konuşacağız. Bir mesele olursa ikimiz konuşacağız. Peki. Getir parayı. Al çocuğu.
Bu ne? Ben para isteyeyim. Bu çektir. Para yerine geçer. Ver yeter. Bana bir hayat borcun vardı. Borcunu ödedin. Keşke. Kalıyor. Bir çocuğun hayatına karşı keşke. Bir hayata karşı keşke. Ne kadar yaşarım bilmiyorum. Ama son nefesimi vermeden senden vazgeçmem. Her şeye rağmen bir gün çıkıp gelebilirim Keşke. Vay canına. Nereden buldun bu çeki? Altın gibi kıymetli. Çocuğu ver. Şunu tahsil et bankadan. Siz gidin. Benim Cumali ile küçük bir işim var. Bir daha sakın karşıma çıkayım deme. Şimdi sıra poliste. Zavallı yaşlı bir adamın arkasına saklanıp iş yapma. Rezil olursun bu adamla. İkinci hatanda gebertirim seni. Sorgusuz sualsiz. Şimdi siktir git. Abi ağzımıza sıçıldı ya. Abi polisler. Dağılın. Mahallede buluşuruz, tamam mı? Kayboldum. Demircan Ağa'nın sana bir haberi var. Çek karşılıksız çıktı. Çek. Ne diyorsun abi? Eşkıya!
Ya kaç buradan. Polis neredeyse gelir. Cumali'yi vurdular. Kim vurdu? Demircan'ın adamları. Niye? Senin getirdiğin çek karşılıksız çıkmış. O çeki veren seni aldatmış. Bak hepimizin başı belada. Cumali nerede? Herhalde otele kaçtı. Ayaklarımda bir sıcaklık var. Yukarı doğru çıkıyor. Ne bu? Sen çok vuruldun, bilirsin eşkıya. Ben ölecek miyim? Hiç yoktan üvey annem geldi aklıma. Kendini damdan aşağı attı. Beyaz elbiseleriyle. Kuş gibi uçacak zannettim. Taş gibi yere çakıldı. Sonra... Emel geldi aklıma. Onu vuracağımı hiç düşünmemişti. Ben de düşünmedim. Her şey birdenbire oldu. Ben şimdi cehenneme gideceğim değil mi? Kimin nereye gittiğini kim bilir? Hani senin memlekete gidecektik. Hani dağlara çıkacaktık. Çok korkuyorum eşkıya. Beni bırakma. Çok korkuyorum. Çok. Korkma. Sadece toprağa gideceksin. Sonra toprak olacaksın. Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin. Oradan özüne ulaşacaksın. Çiçeğin özüne bir arı konacak. Belki o arı ben olacağım. Çocuk öldü. Verdiğin şey sahte çıktı. Niye? Hatırlar mısın? Çocukken seninle kındık oynardık. Hep ben seni yenerdim. Sen bir gün bile neden hep ben yeniliyorum diye sormadın. Ben hep aldattım. Çocuğun öleceğini biliyordun. Niye yaptın? Çocuğun ölümünün ne önemi var? Keşeyi alıp gitseydin aşkın için bir şey yapacaktın. Ama sen keşeyi bir insan hayatına feda ettin. Sevdiğin kadını kıytırık bir herifin hayatı için harcadın gittin. Halbuki o kadın seni bir ömür boyu bekledi. Hayatın sevda karşısında ne önemi var?
Sevdanın karşısında ne önemi var hayatın? Ben sana çocuğa kefilim demiştim. Bir mesele olursa benimle konuşmalısın demiştim. Sözünü tutmadın, çocuğu öldürdün. Olmadı. Anlaşmayı bozdun. Yavaş ulan ayı! Hafta sonu olması nedeniyle bir hayli durgundu. Ancak liderler yine de zaman zaman bir araya gelerek ülke sorunlarına çözüm arama girişimlerini sürdürdüler. Sayın seyirciler, son yılların en kanlı cinayet zincirinin hangi amaçla yapıldığı hala belli değil. Ünlü sanayici Mahmut Şahoğlu'nun öldürülmesiyle uyuşturucu tacirlerinin katliamının ortak yanı var mı? Varsa nedir? Kesinlikle belli değil. Şahoğlu'nun eşi ise büyük bir suskunluk içinde. Ve geçiyoruz İzmir'e. Sayın seyirciler, İzmir'den sevindirici bir haberimiz var şimdi.
yerinde tespit ettik. Teslim ol. Sana söz veriyoruz, kılına dokunulmayacak. Teslim ol. Bulunduğun yerden kalk, ellerini havaya kaldır. Yoksa ateş etmek zorunda kalacağız. Artık ben hapse girmem. Kapalı yere dayanamam. Teslim ol. Yoksa ateş açacağız. Bir kurtla burun buruna geldim. Tüfeğimi doğrulttum hemen. O da hırlamaya başladı. Dedim ki kendi kendime, biraz sonra ikimizden biri yok olup gidecek. Kimin gücü kime yeterse. Haydi git. Sen daha çok gençsin. Yazıktır sana. Taze gelindi.
Dünyada